Ender Turizm Seyahat ve Taşımacılık Limited şirketi deneyimli sektör geçmişi ve yaklaşık 600 araç kapasitesiyle sektörde yerini almaktadır. Personel ve öğrenci taşıma hizmetine de başlayan firma, her geçen gün ülkemizin önde gelen kurumsal firmalarını portföyüne katarak hizmetlerine devam etmektedir. Ender Turizm Seyahat ve Taşımacılık Limited şirketi firma sahibi Ender Karakoç, firmanın kuruluşundan bugüne geliş sürecini mikrofonlarımıza değerlendirdi. Ender Turizm olarak kuruluşumuz 2007. Peki kuruluş amacınız neydi? Kuruluş amacımız, ilk andaki kuruluş amacımız turizm taşımacılığı. Yerli ve yabancı grupların yurt içi ve yurt dışı karayoluyla taşımacılığını sağlamak. Otobüs, minibüs ve midibüs taşımacılığı olarak. Daha sonra servis taşımacılığına yöneldik. Ayrıca şu anda da bünyemizde 600 araç çalışmakta. Bu 600 aracın 500 tanesi servis taşımacılığında, 100 adet de turizm taşımacılığında hizmet vermekteyiz. Çalışmış olduğumuz kurumlar, çoğu ihaleli kurumlar, zaten ihale şartlarına göre minimum yaşları 2006 olmak üzere şu anda 5 yaşı geçmemektedir. Özellikle turizm taşımacılığında da en fazla 3 yaş araç kullanmaktayız. Çağa ayak uydurmak zorundasınız ve kiralık araçlarda çağa ayak uydurmak daha kolay. Buna göre, portföyümüz buna göre, çalıştığımız esnaflar buna göre, aynı zamanda her senede araç alımı yapıyoruz. Eskiyen araçları elden çıkartıp sıfır araca yönleniyoruz. Peki öz kaynak, yani şirketimizin kendi öz malı ne kadar? 33 adet. 33 adet. Peki bunlar da yeni model mi yoksa? Bizim en eski aracımız 2008 model. Ender Karakoç konuşmasında sektörde bir standardın olması gerektiğine dikkat çekti. Her işte olduğu gibi bu işte de bir standart olması gerekiyor. Sonuçta bu işin tedbiri belgelendirmelerin artması, öz mal varlığının dikkate alınarak ihale şartnamelerinin hazırlanması bunlara bir tedbirdir. Yani bugün hiçbir öz mal olmadan, hiçbir yedek aracı olmadan bir masa, bir telefonla ihaleye girmek, işi almak demek, yapmak anlamına gelmiyor. Yani bugün alınan sorumlulukları yerine getirebilecek kapasitede gerek öz malı gerekse kapasitesi olması lazım ki daha sonra aksamalara sebebiyet verilmesin. Ender Karakoç, akaryakıt fiyatlarının değişkenlik göstermesinden dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Şimdi hizmet sektöründe, özellikle taşımacılık sektöründe hem çalışan taşeron firmaların, araçların, esnafların hem de bizim gibi firmaların için önemli olan akaryakıt fiyatları. Sonuçta akaryakıt fiyatlarının sürekli çıkış halinde olması, bunu çalıştığınız kurumlara, özellikle ihaleli işlerde, çalıştığınız kurumlara anında yansıtamamanız, tabii ki zaten çok küçük kar marjlarıyla çalışan işletmeler olarak, taşımacı firmalar olarak ilk önce bize, dolayısıyla da çalışan esnafa, arabacı esnafına yansıyor. Dolayısıyla sonuçta aradaki kazanılacak olan çok ufak kar marjları da bu akaryakıt farklarına gidiyor, bu değişkenlikten dolayı. Valla devletimizin bu konuda nasıl gemicilik şirketlerini, nasıl hava yollarını desteklediği gibi, tabii ÖTV'den veya KDV'den bazı indirimlerinden faydalanılması gerektiği gibi, hem turizm taşımacılığında, hem servis taşımacılığında, hem şehirler arası taşımacılıkta, sonuçta karayolu taşımacılığında otobüsçü, minibüsçü, midibüsçü diye ayırmayıp esnafın yüzünü güldürebilecek bir tedbir biz devletimize bekliyoruz. Firma turizm ve personel taşımacılığı için ayrıca sigorta yaptırmaktadır. Biz taşıdığımız kurumlardaki personellerle ilgili gerek turizm taşımacılığında gerek servis taşımacılığındaki tüm personelleri ayrıca ekstra sigorta yaptırıyoruz. Evet. Çünkü biliyorsunuz her ne kadar eğitimli de olsa şoförleriniz, her ne kadar araçlarınız modelli de olsa, her ne kadar titiz de olsanız bugün Türkiye trafiğinde gerek şehir içinde gerek şehirler arasında kaza bela herkesin başında, evet, bu tip sorumlulukları, yükleri
rahatlatmak ve azaltmak için anında müdahale, anında maddi manevi müdahale için biz ilave tüm sigortaları yaptırmış durumdayız. Bütün araçlardaki bütün seyahat sigortaları, mecbur olan karayolu taşımacılığı koltuk sigortalarının haricinde bizim özel bir sigortamız var. Özel ekstra bir şeyimiz var. Yani üçüncü kişilere karşı mesuliyet sigortasını ayrıca yaptırıyoruz. Bu tip konulara dikkat ediyoruz. Hız sınırlarına şehirler arasındaki yer grup taşımacılığında özellikle devam takometre kontrolünü baş şoförlerimize yaptırıyoruz. Hız sınırını ihlal eden kaptan arkadaşlarımızı açıklamasını alıyoruz. Uyarısını veriyoruz. Eğer aynı hataya devam ederse işine son veriyoruz. Bu tip gözde görülmeyen detayları aynı trafik polisi gibi kontrol eden birimimiz var ayrıca. Yedek araba bulunuyor. Yedek araba her zaman bulunuyor. Kaç araba bulunuyor? Şu anda garajımızda en az 15 tane yedek aracımız var. Bir yerde bir trafik polisi hemen devreye. 15 adet en az. Ve devreye girer. Devreye girdiği zaman da 24 saat içinde ya da 48 saat içinde tekrar boşa çıkartılacak şekilde. Yerine yine o güzergahtaki aracın ya arızası varsa, arızası vardır, satılmışsa, taşeron bir araçsa da yerine tekrar araç kurup kendi aracımız tekrar garaja dönecek şekilde geçici olarak devreye girer. Ender Turizm Avrupa Yakası Bölge Sorumlusu Rafet Mor çalışmaları hakkında mikrofonlarımıza bilgi verdi. Kurumların personellerinin eve geliş gidişlerini sağlar. Onu organize ediyoruz. İstenilen evatta ve modelde araç temin ederek bunu yapıyoruz. Bölge sorumlusu yani projeye bakan arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Orada artı bizim dışımızda direkt kurumlarla ilgilenen yetkili arkadaşlarımız da var. Onlarla irtibatta işte bir aksaklığa bir nevi organizasyon. Ender Turizm Anadolu Yakası Bölge Sorumlusu Özkan Ençalarsa çalışmalarına değinerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Normalde ender personel olarak 650 araçla çalışmaktayız. Ender personel olarak tek tip kıyafetimiz var. Evet. Şoför arkadaşlarımıza bunu tebliğ ettik. Evet. Okulların açılmasıyla beraber uzun kollu gömlek, kravat tek tip olarak devam ediyoruz arkadaşlara verdiğimiz bilgiler doğrultusunda. Tek bir sıkıntımız ne de en büyük sıkıntımız taşımalıyız. Tek sektörümüzün çünkü. Valla en büyük sıkıntımız genelde trafik olayı, trafik sıkıntısı, artı akaryakıta gelen zamlar. Evet. Artık önüne geçilemez bir hal almaya başladı. Ve bu da bizi çok olarak, ender personel olarak İstanbul içindeki, Türkiye içindeki bütün şirketleri etkiliyor.